zamanından hepinize mutlu sabahlar. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Haftanın ilk gününde sizlerin karşısındayız. Umarız ki çok güzel, çok sağlıklı bir hafta geçiririz hep birlikte. Bugün konuğumuz çocuk ve aile terapisti Burcu Polat Demir olacak. Sizler de bizlere 0212 270 çift 080'den ulaşabilirsiniz. Ya da WhatsApp hattımıza dilediğiniz tüm soruyu yollayarak sohbetimize eşlik edebilirsiniz. Biz Burcu Hanım'la Çocukluktan Yetişkinliğe Kaygı diye bir kitap çıkardı. Bunu konuşacağız bugün. Ebeveyn-çocuk ilişkisi nasıl gelişmeli? Kaygılarımızla aslında bizler nasıl baş etmeliyiz? Hepsinin cevabını alacağız birazdan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir. Çok teşekkürler. Biz de çok iyiyiz. Özellikle kaygılarımızın taban yaptığı şu süreçte aslında sizinle buluştuğumuz için ben ekstra çok mutluyum. Çünkü bende de aslında bazen şundan şüpheleniyorum. Bir anksiyete mi başlıyor diye. Hepimizin sanırım bu kaygı şeyi çok fazla düştü değil mi? Toplumda zaten geçmişte de hani eğer ufak tefek bende galiba kaygı bozukluğu var diyen çoğu kişinin bu pandemiyle ne hale geldiğini tahmin edebilirsiniz ki çok arttı. Çünkü hepimizde ister istemez yani dünyayı etkileyen bir şey olduğu için sağlık ve hayatta kalma üzerine kurulu olduğumuz ve bununla ilgili doğduğumuz için hepimizi etkiliyor, fazlasıyla etkiliyor. Kesinlikle. Ve birçok kişide de başlangıcını kişiler kendileri hani çok fazla teşhis koyamasa da herkes kendinde bu rahatsızlığı, bu duygu durum bozukluğunu fark ediyor. En azından evet bu farkındalığı çok kolay anlar olduk. Çünkü ikili ilişkilerimize de aslında direkt yansıyor bu süreç. Peki aslında biraz böyle temele gitmek istiyorum. Ben kimlik oluşumu ne zaman başlar ve bu süreç ne zaman tamamlanır bizim hayatımızda? Ben birçok yerde kendi kitabımda da defalarca söylediğim tek şey var. Bu çok önemli. 0-6 yaş altın çağı. Yani her bebeğin dünyaya geldiği, hepimizin geçirdiği ve her insanın sıfır yani doğduğu andan itibaren 6 yaşına kadar zaman inanılmaz değerli. Orada çocuğun aldığı her şey, fiziksel büyümesinin dışında, duygusal gelişmesi, zihin gelişimi, yaşadığı her şey etrafındaki çevreyle şekilleniyor. Evet, fiziksel olarak çocuğun beslenmesi, uyuması, fiziksel ihtiyaçları, fizyolojik ihtiyaçları çok önemli ama ondan sonra aldığı bütün eğitimler, yani eğitim sadece okul olarak anlamamalıyız. Ailede gördükleri, ailede duydukları, aileden aldığı bütün onu eğitebileceği, onun büyürken gördüğü her şey o kimlik oluşumunda çok etkili. Yani o süreçte başlıyor diyebilirim. Yani her şey orada. Evet, hep söylüyoruz ya anne baba rol model. Gerçekten kesinlikle bu öyle. Altı dolu dolu sağlam bir cümle aslında değil mi? Çok doğru. Bazen işte nasıl olsa konuşamıyor diyoruz çocuklar için. Bir yaşında o bir şeyden anlamıyor diyoruz ama aslında hem de nasıl anlıyorlar? Evet, hiç böyle olmadığını sizin gibi aslında alanında uzman kişilerden öğreniyoruz ve buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Göz ardı etmemek gerekiyor. Kesinlikle. Hep söylüyorum. Normalde bir yaş yani çocuğun belki de hiçbir şey anlamayacağını düşündüğümüz, hatta konuşamadığı için de hani kendini anlatmakta diyoruz ki o çocuk. Halbuki aslında her şey ona kaydoluyor ama bu tabii ki de söylenen bütün cümleler net bir şekilde olarak değil ama ona verilen o kişiden aldığı sevgi onu anlıyor mesela. Yani bunu zaten kundaktaki bebek de sevgi geçişlerini çok iyi anlayabiliyor dokunarak. O alınan her şeyi o sonradan geri veriyor. O yüzden diyoruz ya büyüyünce insanlar bu davranışı nasıl yapıyor anlamıyorum. Hani birçok kişi bunu anlayamıyor. Ama işte o süreçte nasıl sevgi alıp verdiğiyle çok alakalı. Eğer sevgi görmediyse bunu göstermemekte hiçbir mahsur görmüyor. Çünkü öyle bir duygu geçişi yok. Onu bilmediği için de tanımadığı gösteremiyor. Tanımadığı bir duygu değil mi aslında bu? Bilmiyor. Hiç yaşamadığı aynen öyle. Evet yani sevgi görmediği için. Örnek veriyorum son zamanlarda haberlerde görüyoruz. Mesela bir canlıya nasıl zarar verebilir diye anlayamıyoruz. İnsanlar hayvanlara zarar veriyor, doğaya zarar veriyor. Birçok kişinin aklı almıyor. Mesela nasıl olabilir diyoruz mesela. Ya da ya bu herkes sonsuz sevgi aldı diye de bir kanun yok. Herkesin farklı bir yetiştiği bir ortam var. Fakat hiç almamış olanlar bu acımasızca hani ister istemez o duyguyu alamadığı için belki onlar da suçlu değil ama almadığı için böyle davranıyor. O yüzden de altında çok derin nedenler olabiliyor davranışlarımızın. Çok ciddi travmalar yatıyor olabiliyor kesinlikle. Gerçekten. Peki hep söylüyoruz ya yani anne bebek arasında özel bir bağ olur hep bunu evet, diyoruz. Kesinlikle aslında var. Söylediğiniz gibi o sevgiyi anne karnından hissetmeye başlıyorlar kesinlikle. Bu ilişkiyi. Ama bu ilişkiyi de biraz böyle kontrollü tutmak, tutarlı tutmak çok çok önemli. Böyle annelere ne tavsiye ediyorsunuz? Yani tutarlı bir anne çocuk, anne bebek ilişkisi için ne yapmalılar? Bu süreç nasıl başlamalı onlar için?
Normalde hani annelere tavsiye, ben böyle hani şey yapıyorum çünkü hani her çocukla anne arasında farklı bir bağ vardır. Tabii hani bağ özgü geçer bir ilişki ama vardır, evet değil mutlaka mi? ki hani tam tavsiye olarak da hani böyle şey gibi anlaşılmasın tabii. Herkes kimse zaten her çocuk yani her anne çocuğunu kimseden daha iyi tanıyamaz. Anne tanır çocuğunu iyi. Ama şöyle bakabiliriz. Anne ile çocuk arasındaki o bağ sadece davranışlarıyla, sözleriyle bir tutar. Evet, sevgi geçişi önemli. Sevgiyi geçirir zaten anne. Hani sözlere gerek olmadan da o sevgiyi çocuk alır. Fakat şöyle, mesela diyelim ki anne diyor ki oğlum işte zararlı bir şey içme. Çocuk diyelim ki büyümeye başladı ve hani etrafta gördüğü, örnek veriyorum hani bir marka ve zararlı bir içecek. Bu içeceği içmek istiyor. Annesi diyor ki hayır içemezsin ama anne sürekli onu içiyor diyelim ki 24 saat. Şimdi burada bir tutarlılık olmadığı için çocuk ona anne peki sen neden içiyorsun madem bu kadar zararlı ya da anne onun zararlarını anlatıyor. Bak diyor çok zararlı hasta olursun çok içersen miden rahatsız olur gibi böyle belirtiler anlatıyor. Ama peki o zaman sen neden içiyorsun? Dolayısıyla tutarlılık evet. Çok önemli. O aradaki evet. ilişkide. Çocuğun güveni tutarlılıkla sağlanıyor. Kesinlikle öyle. Söylediğimizin geçerliliği evet. olması için değil mi? Davranışlı. Bu davranışı aslında göstere göstere sergilediğimizde çocuk için de çok bir şey ifade etmiyor sanıyorum belli bir Kesinlikle. Süre sonra. Bazen şuna rastlıyorum. İşte çocuklar annelerine çok bağlı olabiliyorlar. Onlarsız duramıyor olabiliyorlar. Bu biraz hani bağlılık ve bağımlılık arasında da böyle ince bir çizgi vardır var. Ya. Acaba bunun kontrolü nasıl sağlanmalı? Yani çalışan anneler artık günümüzde oldukça fazla ki bence olmalı da ayakları yere basan kadınlar her zaman çocuklar için de güç verirler. Evet, aynen öyle. Ama anneler vicdan azabı çekebiliyorlar mesela çocukları bırakıp gittikleri için. Kimi zaman belki hasta olduklarında anneanneye, babaanneye ya da belki yardımcıya bıraktıklarında ama bu denge biraz nasıl sağlanmalı onu da dinleyelim aslında. Şöyle hiçbir zaman her anne tabii elinden geleni yapar çocuğuna iyi eğitim verebilmek için fakat her şeyi çocuğa anne veremez. Yani kesinlikle çocuğun bağımsız bir dünyada ihtiyacı var. Bu okul olur, başka arkadaşlar olur, akranları olur, yakında bir eğitici olur fark etmez. Her şeyi anne veremez. Yani bir kere anneler bu konuda rahat olsunlar. Hani ben eksik miyim acaba? Hayır. Biz aldığımızı çocuğumuza veririz. Bildiğimizin en iyisini yapmaya çalışırız. Burada bir şeylik yok, hani kötülük yok hem de iyi niyet var. Ve bunun üzerine de kendimizi kötü hissetmemiz, o eksikliği de hissederek çocuğa bunu geçirmemek en doğrusu. Elinizden geleni yaptığınızı düşünüyorsanız onu hangi konularda geliştirebilirsiniz? O tarafla ilgili düşüncelerimizi aslında harekete geçirsek daha iyi. Yani kendimizi suçlu hissetmektense neler yapabilirim? Acaba başka bir eğitici olabilir mi? Ya da bir akranıyla onu zaman geçirmesini sağlayabilir miyim? Çünkü çocuğun zihnini bunlar da zenginleştirir. Akranlar, farklı kitaplar, resimli kitaplar küçük yaştaysa bunlar onun duygu dünyasını geliştirir. Hem de daha motive edici olacak. Kesinlikle. Hem çünkü şunu fark edebiliyorum mesela çocuklar arasında. Böyle ilgilenip farklı aktivasyonlarla geliştirilmiş çocukla geliştirilmemiş çocuk arasında fark oluyor. Yapılan araştırmalar hep şunu söylüyor. Duygu dünyası 6 yaşına kadar gelişmiş çocuk büyüyünce okuldaki başarısını çok ciddi %60-70 oranında etkiliyor. Düşünün ki matematiği sevmeyen bir çocuk. Bu da çok ciddi bir rakam aslında. Kesinlikle çocuk küçüklüğündeki o harflerle, rakamlarla oynadığı oyunlar ilerleyen zamanda öğrencilik hayatını etkiliyor. Bu çok kıymetli bir bilgi. Dolayısıyla bu önemli. Bağımlılık ve bağlılığa gelirsek bu biraz şundan olabiliyor. Bağlılık olması gereken. Çünkü bağa ihtiyacımız var. Yani bağsız yaşamamız ve sevgi saygı ilişkisini kurmamız çok zor. Bağ ihtiyacımız var duygusal olarak. Doğduğumuzda zaten bu program içimizde var. Yani birine bağlı olmaktan kastım şu. Bağımlılık değil işte tehlikeli olan bu. Evet. Ama şu oluyor. Anneler babalar bazen istemeden çocuklarını kendilerine bağımlı hale getirebiliyorlar. Bu da neden? Başkası bilmez ben yapayım, bana gel, bir şey olursa bana sor. Ben deyince işte ister istemez onu kötü niyetle yapmıyor belki dışarıdaki tehlikelerden koruyor kendi düşüncesine göre ama bu biraz bazen bağımlılık noktasına gidebiliyor. Sonra evet. çocuk böyle ergenlik zamanında sudan çıkmış balığa dönüyor. Çünkü hani diyor annem bilir ama annesinin bilemeyeceği yaşa gelmiş oluyor ve dolayısıyla onun zihnine anne yetişemiyor. Ve böylece bağımlı olduğunu hissediyor ve çok geç oluyor. Bu da özgüveni biraz etkiliyor diyebilirim. Çok fazla etkiler. Biraz değil aynen hatta, öyle. Çok fazla. Çok fazla. Çünkü ergenlikte tam dış dünyayı fazlasıyla fark edip artık farklı bir birey olduğunu anladığı bir dönem. Burada anne, hep anne ya da baba fark etmez. Oraya dönerse referans olarak
kendini gelişemeyecek hisseder ve daha sonra onlarla ilgili arasında da böyle olumsuz şey olabilir. Çünkü biraz derse ki anne, kısırlaşır mı acaba? Kesinlikle. Hani, anne derse ki hani ben bilirim ve bana sor, başka hani hani başka yolları kapamamak lazım açıkçası. Yani onun daha açık ve her şeyi fark ediyor olduğu bir yaşta biraz daha özgür bırakmak lazım. Tehlikeler konusunda anneler hep şey der, dışarıda tehlikeler var. Evet var, evde de bazen hani bilgisayarda kontrol. Yani o kontrol mekanizması olduğu sürece hani neler yaptığıyla ilgili. Ama onu hissettirmeden o bağımlılığa dönmez. Bağımlılıkta kalması daha iyi olur. Yani çok da abartmamak lazım. Yani çok ince ayrıntılar aslında. Onu en iyi anne ve çocuk. Anneler çok iyi bilir o aradaki o ince bağ aslında. Hani onu kaçırmamayı. Evet ve söylediğiniz gibi aslında her anne çocuk ilişkisi biraz kendine özgü değil mi? Kesinlikle. Birbirinden farklı ve değişiklik gösterebilecek süreçler bunlar. Evet, yani çocuğun verdiği tepki, annenin verdiği tepki hepsi birbirine etkiliyor. Dolayısıyla hiçbir birbirine benzemiyor diyebiliriz ki yani hepimizin birbirinden farklı olduğu gibi. Aslında dinlerken şunu da düşündüm. Söylediğiniz gibi çocuğun herkesten öğreneceği bambaşka yetiler var, yetenekler var. Belki bunları fark edecek aslında yaş aldıkça. Peki biz de kimi zaman korkularla büyüyebiliyoruz ya da çocukken hiç farkında olmadan geçirdiğimiz travmalar olabiliyor. Biz farkında olmadan bunu çocuğumuza yansıtır mıyız? Mesela son dönemde dizilerde çok popüler artık Masumlar Apartmanı var. Herkesin dilinde, herkes izliyor ve böyle dikkat ediyorum. Herkes ufak ufak sanki kendinden de bir şeyler bulabiliyor, görebiliyor. Evet, ben çocukluğumda hatırlıyorum. Tanıdıklardan duyduğum ya da birilerinden birinin bir şeyi çok fazla yaptığıyla ilgili. O zaman tabii bu kadar bilgi yoktu. Hani işte ne bileyim anksiyeteyi bilmiyorduk. İşte niye bu kadar insanlar aynı şeyi tekrar ediyor. Böyle kötü laflar takılırdı kişilerle ilgili. Böyle lakaplar takılırdı. O kişilere ne kadar yaralıyormuş şimdi anlıyorum. 80'ler 90'lar zamanında insanlara lakaplar takılırdı böyle yaptığı şeyi kötülercesine. Halbuki o kişinin görüyoruz ki zaten dizi ne kadar izleniyor ki şu var herkes bir şeyler buluyor. Evet. Ve o dönemlerde gerçekten insanlar geçmişte yaşadığı acıları davranışlarıyla atmaya çalışıyordu. Bunun altında tabii ki derin bir travma var o karakterde. Dolayısıyla hepimiz de olabilir. Bu illa teşhis konmuş bir rahatsızlık olmayabilir. Hepimiz bir davranışımız, geçmişteki bir durumumuz, duygu durumumuzu şu anki davranışımız oluşturuyor. Dolayısıyla hepsinin altında bir travma vardır diyebilir miyiz? Travma demek çok hani iddialı olur ama her davranışımızın altında bir neden var. O çocukluğumuzda yaşadığımız her şey. Bu titizlikten kastı şudur. Her şeyi dip köşe temizlemek, duygu dünyamızın geçmişte yaşadığımız şeye bir tepki ya da yaşadığımız şeyin karışıklığını temizlemek ve düzene sokmak olarak dış dünyaya yansıtabiliriz. Bir çabamız aslında. Evet, bir şey. Yani bu dolap düzeltmek olabilir, yerleri silmek olabilir, bir şeyi temizlemek, bir şeyi düzenlemek. Zihinde bir karşılığı var. Çünkü geçmişte bunun bir referansı var. Kesinlikle. Hepsinde öyle var. Evet. Eskiden aslında bu kadar çok bunu dile getirmek de zordu. İnsanlar evet. Çekiniyorlardı. Ki düşünün kaç sene önceye kadar insanlar psikoloğa gitmeyi hani bir deli kelimesiyle karşılanıyordu. Korkunç düşünsenize insanlar tabii ki de korkar bir uzmana gitmeyi. Çünkü bu etiketlenmiş ve hani insanları ayağını geri çeker. Yani tam bir gideyim niyetine bile bir giremezsiniz yani. Bir noktada ötekileştirmeye de kesinlikle, gidiyordu çok kesinlikle. Yıllar. Bu zaten şimdi bizim dünyamızda doğuştan itibaren gelen fiziksel ihtiyaç. Evet uyumamız gerekiyor, yemek yememiz gerekiyor. Evet yani ayakta durmamız gerekiyor. Fakat bizim bir toplumda bir yere de ihtiyacımız var. Yani bu da bizim benliğimizin bir parçası. Yani mesela dışarıda savaş varken evde müzik çalamayacağınız gibi yani o kaygı, güvenlik ihtiyacına da ihtiyacımız var. Ama toplumda bir yere de ait olmaya ihtiyacımız var. Kim ister ki kendine deli densin? Bunu duymamak ve bu etiketi almamak için davranışları böyle yumuşatarak ya da evde temizlik yapmak. Diyelim işte belki o kişi dışarı çıkıp farklı şeyler yapacaktı. Fakat evde bunu temizlikle. Yani onun yerine bir davranış geçiyor. O duygunun yerine, o duyguyu kapatmak ve için. Ve üstünü hep örtmeye, kapatmaya kesinlikle ve yıllar aslında geçtikçe de çığ gibi büyüyor. Bu sonra insanlara yabancılaşmaya gidiyor. Hani o karakterden yola çıktık. Hani dünyası ne kadar daralıyor görüyorsunuz. Ne kadar bir koskoca bir ömrün nasıl aslında geçtiğini görüyoruz kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Kesinlikle çok zor. Kesinlikle öyle.
Ve buradan aslında tekrar belirtelim. Hı-hı. Fiziksel sağlığımız kadar ruhsal sağlığımız da her çok zaman önemli. Çok çok önemli. Ve böyle eşit bir denge var, ikisini de korumak kesinlikle. Çok önemli gerçekten. Çok. Ve hatırlatalım, çocuk ve aile terapisti Burcu Polat Demir bizimle birlikte. 0212-270-080'den bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda milyontv.com'dan da bizleri canlı canlı izleyebilirsiniz. Dedikten sonra... Biz kaygılarımızla peki nasıl baş etmeliyiz? Yani böyle kişisel küçük tavsiyeleriniz var mı? Hep söylüyoruz, evet, bir terapiste gitmek, uzmana gitmek, hı-hı, derdini anlatmak, hı-hı, doğru yol alabilmek çok çok önemli. Ama hı-hı, bazen bu ülkemiz şartlarında bazen çok bazen olamayabiliyor. Yani çoğu kişi bu, yani tabii ki de herkes bunu tavsiye edebilir. Yani bunu tavsiye etmek herkesin yaptığı bir şey belki, evet, ama herkesin böyle bir imkanı olmayabiliyor. Evet, sosyal medya var. Sosyal medya biraz daha geçmiş ile kıyasladığımızda daha bilinçliyiz. Ama bilgi kirliliğinin de biraz daha fazla olduğu bir dönem. Yani bilgiyi alıyoruz ama bilgi ne kadar kirlenmemiş onu bilmiyoruz. Bunu da hani bilemeyebilirler. Dolayısıyla neler yapabilirler? Ben daha çok hani ebeveynlerle ilgili anlatıyorum ama bu hepimiz için geçerli. Evet. Hepimizde bir yani bunun hepsinin altında bir sorun, işte ben aman endişelerim artıyor yoksa hasta mı oluyorum diye bakmaktansa her insanın geçmişten, yani bu şu an düşünün, en kendimizce mükemmel gördüğümüz ya da psikolojik olarak çok iyi olduğunu düşündüğümüz kişilerin bile geçmişte yaşadığı kaygılar, duygu durum bozuklukları olabilir. Bu normal olduğunu insan önce kendine kabul ettirdiğinde ve hani ebeveyn de olsa kendini suçlamadan, evet ben böyle bir çocukluk yaşadım. Çünkü çoğu kendi çocukluğunda yaşadığı şeyleri ister istemez ebeveynliğine taşıyabiliyor. Bunu istemeden yapıyor. Burada suçlu yok. O öyle görüyor. Onu bildiği için onu da çocuğuna geçirmek istiyor. Fakat bu şöyle geçiyor. Fark etmek. Ben bunu kitabımda şöyle bir örnek verdim. Ve bunu bile birebir yaşayıp gördüğüm için. Şimdi anne ve çocuk dışarıda bir sokak hayvanı, bir kedi ya da köpek fark etmiyor. Şimdi anne daha önceden bir köpekle herhangi bir fiziksel temas yaşamamış, sevmiyor ya da dokunmaktan çekiniyor. Şimdi çocuk da ilk defa köpekle karşılaşacak. Belli ufacık bir çocuk ve onunla beraber yürüyorlar. Şimdi çocuğun köpek korkusunu korumak için anne ne yapabilir? Şimdi anne sevmeyebilir, korkuyor. Fakat şimdi çocuğu da korurken orada çok ince bir şey var. Çizgi. Evet, şimdi çocuğa söylerken evet onu alıştırmak ama o an onun da ses tonundaki o kaygı. Korkma, tamam mı, korkma derken çocuk orada annenin sesinde bir kaygı olduğunu hissediyor. Dolayısıyla istese de o duyguyu sağlıklı geçiremiyor. Çünkü köpekten korkmayalım, bak ne kadar tatlı derken aslında anneye bir bakıyor, aslında tatlı diyorsun ama neden yaklaşmıyorsun ya da tatlı diyorsun ama niye bu ses tonun bu kadar gergin? Bir aksilik olduğunun bir farkında. Bir yanlışlık var orada, bir tutarsızlık var. Dolayısıyla hani bu tam geçmeyebiliyor. Evet. Böyle durumlarda bazen çok yakından da yardım alınabilir, birilerinden yardım alınabilir. Köpek olan bir tanıdığınız varsa onun çocuğuyla ya da kediyle fark etmiyor, kaynaştırılabilir. Öyle öyle alışabilir. Çünkü anne direkt geçiremeyebilir o duyguyu. Onda da annenin suçu yok. Belki ona alıştırılmadığı için yaşayabilir bunu. Biraz daha kontrollü yaklaşması, evet, gerekiyor. Evet, biraz daha olabildiği ölçüde. Evet, lise 1'e geçen bir kızım var. Kendisini psikoloğa gitmeye bir türlü ikna edemiyorum. Nasıl bir iletişim kurmam gerekiyor ikna etmek için demişler. Lise 1, evet, böyle bir ergenlikle ilgili dönem olduğu için annelerin babaların söylediği birçok şeye karşı gelindiği bir dönem aslında. Biraz hırçın bir olabilir. Her çocuk farklı tepki veriyor. Çoğu çocuk odasına kapanır, sessizliğe bürünür. Kimisi de birçok şeye tepki verebilir ve yani daha öncesinden çok daha farklı bir kişilik durumu sergileyebilir. Gerçek anlamda psikoloğa gitmesi gerektiğini annemi hani oradaki şey bilmem çok mantıklı olabilir, evet, belki ama anne mi düşünüyor gitmesi gerektiğini, bir de sorun ne? Belki çocuk gerçekten kendinde o dönemde sorun olmadığını düşünüyor olabilir. Ve bu şikayet ne kadar süredir devam eden bir şikayet anneye göre? Belki çocuk, diyelim ki örnek veriyorum, yani bir örnekten yola çıkalım. Çok bilgim fazla olmadığı bir için. Bir de detayları hani, yazarsanız aslında. Evet, şöyle yapabilirim. Odasından çıkmıyordur, anne için büyük bir kaygı nedendir. Aman yarabbim, çocuğum odasından işte saatlerce çıkmıyor ama çocuğun o sırada yalnız kalma ihtiyacı olan bir süreç geçiriyordur. Hı hı. Müzik dinliyordur. Bu anne için çocuk böyle değildi diye bir kaygı nedenidir. Evet. Halbuki o duygu geçti. Çünkü hormonal olarak ergenlik dönemi gerçekten çok kıymetli. O çocuğun içinde yaşadıklarına inanamazsınız. O hormon değişimi çocuğun duygu durumunu çok fazla etkiliyor. Dolayısıyla anne baba diyor ki bu çocuk böyle değildi, ne oldu? Halbuki o dönem onu yaşaması lazım. Biraz rahat bırakmak da lazım. Ama dış tehlikelere de en açık olunduğu dönem, doğru. Çevre önemli. Dolayısıyla uzaktan kontrol, çocuğa hissettirilmeden verilen kontrol
işe yarar. Ama psikoloğa gitme konusunda çocuk şöyle anlayabilir, hani bunu soran kişi için cevaplamış olalım. Ne diye gideceğini düşünüyor çocuk. Belki ondan dolayı gitmek evet, belki istemiyor. bunun Evet, cevabını hani bilemiyor olabilir. işte sen son zamanlarda çok farklı davranıyorsun, seni götüreceğim hani dendiğinde belki o çocuk niye, bende bir şey var ve ben kötü bir şey yapıyorum ama ben buraya gitmek istemiyorum. Demek ki burada kötü bir şey olacak gibi anlayabilir. Durumu yumuşatabilirler ya da karşılarına alıp ben sende böyle bir davranış değişikliği görüyorum. Bir biriyle konuşmak ister misin bunu benim dışımda? Diyerek belki biraz daha Biraz daha yumuşatmış olabilir yumuşatarak, hani aslında. büyük ihtimal anne de onu hani çok sert söylememiştir ama şimdi kafasında ne canlandırıyor çocuk bilmiyoruz ki o an, hani acaba ben kötü bir şey yapıyorum da annem beni istemeden bir yere mi götürecek diye gitmek istemeyebilir. Tekrar Açıkçası. karşılarını alıp böyle açık açık anlatmaları belki, çünkü bazen psikolog kelimesi de böyle, eğer geçmişten kötü bir tecrübe varsa şey de anlanabilir. Doktora gitmek istemiyorum, hayır ben doktora gitmek istemiyorum gibi çocukluktan gelen travmalar Bazen de olabiliyor. oluyor ya, anlatacak hiçbir şeyim yok diyor çocuk Evet, aslında. halbuki Bununla da tepki alakalı oluyor. Konuşacak olabilir. şeyler var ama tepki olarak susmak istiyor. Evet. 3 yaşında bir oğlum var. 6 aydır kardeşi oldu. Çok fazla içine kapandı. Genelde babasıyla iletişim kuruyor. Benden uzaklaştı. Ne yapmam, nasıl bir denge sağlamam gerekiyor demişler. Neden uzaklaşmıştır? Çünkü annenin o bebeğe çok ihtiyaç, zaman geçirdiği için anneye tepki veriyordur büyük ihtimalle. Çünkü baba daha uzak oluyor bebekten. Çünkü bebek direkt anneyle bağlantıda olduğu için hem emzirme hem duygusal bağ açısından. Belli bir süre olabilir bu. Hani o kendini korumaya almış olabilir. Bu yani kendileri kaygılanmasınlar. Belli bir süre, çünkü 3 yaş anneye tepki verme, öfkelenme gibi bir süreç değil. O benliğini korumak istiyor. Dolayısıyla o yüzden ona anneye ister istemez, bu şeyde de olur. Çalışan anneler bütün gün çocuğu görmeyince, çocuk eve gelince zannederler ki hani, bazı çocuklar böyle vermez de bazıları böyle tepki verir. Arkasını dönüp gidiyor mesela anne geldiğinde. Hani ona içindeki o kızgınlığı böyle atıyor. Dışarı vuruyor, Halbuki ilgi biliyor çekmek ki. istiyor aslında. Evet, yani o an annesinin bütün gün gitmesine büyük olup cevap veremeyeceği için, yani sen gittin ve ben çok üzüldüm diyemeyeceği için arkasını dönüp gidiyor. Çünkü onun için ben de şu an senin istediğini vermeyeceğim gibi, ama onu bilerek yapmıyor. Duygusal dünyasında yaşadığı dalgalanmadan oluyor. O geçici bir durum. 3 yaş, ki 3 yaş 4 yaş böyle sendromlar vardır. Kız çocuğum erkek çocuğum bilmiyorum. O süreçte mesela kız çocukları babaya çok böyle yoğun ilgi duyarlar. Anneden babayı kıskanırlar. Tam tersi de erkek çocuğu anneye düşkün olur. Tam cinsiyetini bilmiyoruz ama bu olabilir. Hani kaygılanmasından. Çünkü bir Aslında de çok normal bir süreç. evet, yani şöyle çocuğun tarafından bakarsak kaç yaş onunla ilgilenildi? Son işte Biri son geldi. biri geldi, o da bütün şey Evet. dağıldı. O da ne yapsın şu an, böyle bir bocalıyor ve o güveni sağlamaya çalışıyor. O geçici bir durum. Onunla zaman geçirip onu sürekli sevdiğini hatırlatıp sarılsınlar ve o sırt kısmına çok fazla dokunmaları, hani o iki kulaçkanın arkasındaki bir yer vardır. Çocuklar orada, oraya dokunmasından çok hoşuna gider. Sarılıp bunu yapsınlar. O sevgiyi hisseder Güven zaten ve hissi mi şey veriyor yapmaz. acaba bu, Kesinlikle. değil mi? Çünkü güvene ihtiyacımız var. Yani bakın, şu an 60 yaşında da olsak, 10 yaşında da olsak güven hep duymak istiyoruz. Çünkü bizim Kesinlikle öyle. bu paket program dersem yanlış anlaşılır mı bilmiyorum ama güzel bir tabir oluyor. Doğduğumuz anda bizim bu ihtiyaçlarımız var. Hep var. Yani doğdu bebekken bu ihtiyaç var ama sonra gidiyor değil. Hep iyi olmamızı duymaya, saygı duymaya, sevgi almaya hep ihtiyacımız var. Hep var. Kesinlikle öyle. Yani bu, hani bu yaşa geldim niye böyle hissediyorum? Ben de bir hayır. Hepimiz bunu duymak istiyoruz. Yani bu Yaşın hiçbir önemi yok hayır aslında yok. buna. Sevgi, çünkü programımızda bu var. Yani ben saygı duymalıyım, sevgi almalıyım ve bir gruba ait olmalıyım. İşte o yüzden hani neden işte insanlar birbirine benzemeye çalışıyor? Çünkü bir gruba ait olmaya ihtiyacımız var. Doğamızda var bu. Hani bunu yok sayamayız. Doğru, kesinlikle. Göz temasını da biraz sormak istiyorum ben. Çocuklarla hep söylerler ya, biraz onların göz seviyesine inmeye, Evet, o evet şekilde güzel. iletişim kurmak diye. Bunun önemini soralım birazcık. Önemli, çünkü şöyle, ben hep velilere şunu söylerim. Onun boyutunda insanları düşünün. Şimdi o diyelim ki belli bir boyda, daha küçük. Şimdi hep onun böyle yukarısında yürüyen insanlar var ve onu anlayamadığını düşünebileceği de bir dönem. Yani belki bu duygusal olarak kimse beni anlamıyor gibi anlaşılmaz ama onun göz hizasında onunla konuşmak, onu anladığınızı hissetmek, demin söylediğim o güven ihtiyacını çok destekler. Göz teması çok kıymetli. Dokunmak da çok Bu kıymetli. Yani yetişkinler illa için de böyle aslında, değil mi? kesinlikle. Sadece çocuklar için değil. Evet. Biriyle iletişim kurduğumuzda, aslında göz teması kurduğumuzda birazcık daha
Güven verir. Güven veriyor kesinlikle. Bu, evet. Ki çocuk öğrendiği için ona o şey ekmek, o davranışı ekmek kıymetli. Yani küçükken göz teması kurmak, dokunmak çok kıymetli. Ama büyüyünce de o göz teması olmadan hani deriz ya, bana saygı duymuyor musun, neden evet, gözlerime bak? Çünkü önemsenmemek gibi bir his verir insana. Doğru, dolayısıyla güven. Öyle. Peki ben birazcık ebeveyn türlerine, çeşitlerine gelmeden önce kitaba da gelmek istiyorum. Biraz böyle çocukluktan yetişkinliğe kaygı kitabının biraz yazım sürecini dinleyelim. Nelerden yola çıktınız? Bu kitap bize ne anlatıyor? Kitabı aslında ben de yani bunu en iyi ben anlarım diye şöyle yola çıkmam nedenim şöyleydi. Evet, eğitimlerim ve bununla ilgili hep bir şeyler yapmak istiyordum. Fakat ben de küçükken kaygılı bir çocuktum. Ve bunu ailemden bana geçtiğini fark ettim. Ama bu ailemin bilerek yaptığı bir şey değildi. Onlar da hani çocukluktan geldiklerinde eğitimlerinde bu tip şeyler varmış. İster istemez. Çünkü o zamanlar her şey çok daha farklıydı. Dolayısıyla ben de kendimde Allah Allah ben bu davranışı niye yapıyorum acaba diye başlamıştı bu süreç. Daha sonra aldığım eğitimlerle, bunun içinde psikoloji, bilişsel psikoloji, doğduğumuz andan itibaren nelerle donanıyoruz, bunlarla ilgili çok ciddi araştırmalarla bu noktaya geldim. Kendimden örnekler var ama bir sürü seanslardan aldığım örnekler de var. Ama bu birebir seanslar diyemeyeceğim, eğitimle de bağdaştırarak. Böyle bir rehber kitap gibi bir kitap. Dolayısıyla aslında çok iyi tepkiler alıyorum şu an. Çok özür dileyerek veriyorum. Biraz önce söylemiştik ya sevgili seyirciler. Herkes bir uzmana başvuramıyor, bir terapiste gidemiyor maalesef. Aslında böyle gerçekten bu kitaplar bir yol haritası çizebiliyor kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Böyle çok kolaylıkla ulaşabildiğimiz kesinlikle. Ve okuduğumuzda bize bir şeyler öğretecek, ipuçları verebilecek nitelikte bir kitap diyebiliriz bunun evet, için. Bu kitapta şöyle bir güzellik oldu. Ben ebeveynleri düşünerek yazdım ama ebeveyn olmayan çoğu kişi bana şöyle döndüler. Ben çocukluğumda annemin bana neden böyle davrandığını daha iyi anladım dediler. Mesela bu beni çok mutlu etti. Bu sadece ebeveyn olmanıza gerek yok. Bir şey var ve o davranışı niye yaptığımızı yıllar sonra anlıyoruz. Yani bazen 40 yaşında fark ediyoruz. Aa diyoruz, ben niye bu davranışı diğerlerinden farklı yapıyorum? Sonra bakıyoruz o işte 0-6'ya dönüyor. O dönemde ne yapıldı bize ya da ne yaşandı değil mi? Ailede ne vardı? Ya da eğitimde, okulda öğretmeniniz nasıl bir öğretmendi? Size nasıl davrandı? Eğitimi sevmemiz, sevmememiz hepsi bu döneme ait. Dolayısıyla çok, çok önemli gerçekten. Evet, yani yaşadığımız ortam çok önemli. Bunun şöyle hani maddi, manevi birçok şey içinde. Ama bu sadece hani iyi okula gitmek, kötü, bundan bahsetmiyorum. Bu tamamen işin içinde alınan, verilen duygu geçişlerinin kıymeti burada çok şey, bize gösteren iyi bir gösterge aslında. Ya kesinlikle öyle, ben buna çok katılıyorum. Bazen böyle kişilerin aslında öfkelendiğinde öfkesini doğru bir şekilde dışa vuramaması, tabii, sevindiğinde sevincini paylaşamaması, o özgüven eksikliği maalesef bir kişinin hayatını gerçekten çok mahvedebiliyor ve çok böyle farklı şekilde yol haritası çizebiliyor bunu ve ben böyle örneklerle karşılaşınca da çok üzülüyorum. Evet. Aslında şu dönemde biraz şanslı olduğumuzu da düşünüyorum. Kesinlikle ben. Hiç eskiden bunları bilmiyorduk. Kesinlikle yani, değil mi? Öyle. Şimdi mesela burada ekranda bir televizyon kanalında oturup bunu konuşabiliyoruz. Evet. Artık çok kolay ulaşabileceğimiz kitaplar evet, var ya da en basit yayınlar bir YouTube var, videolarından bile değil mi bunlara ulaşabiliyoruz. Yeter ki aslında o sorunun farkında olup evet, kabul edebilirim. Kabul etmek. Evet. Yani kabul etmediğimiz sürece zaten ister istemez o sorun yani büyüyor. Neden büyüyor? Yani belki büyüyor demek biraz acımasızca olacak ama biz onu ne kadar yok sayarsak, yani bir sorun var ve o sorunu yok sayıyorum ve sürekli farklı şeylerle meşgul oluyorum. Dolayısıyla o her döndüğümüzde orada olacak. Yani biz ona bu şey gibi, yani bunu belki hani ev hanımı diliyle mi anlatsam bilemiyorum. Bir anne diliyle mi bir baksam diye düşünüyorum ama nasıl yaklaşmam gerektiğiyle ilgili. Bir şey var mı? Gitgide büyüyen bir temizlenmesi gereken bir dağ var düşünelim. Evet. Ki ona her seferinde bir şey atıyorsunuz. O gitgide büyüyor ve el atmadığımız sürece de büyümeye devam edecek. Orada bir şey var ve bunu kabul edip yavaş yavaş böyle hani bir anda temizlenmesi zaten söz konusu olamayabilir. Ama teker teker alarak bunu böyle hafifleterek hepimize bir fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Velilere ve aslında büyüklere. Aslında kabul etmediğimiz sürece 10 tane terapiye de gitsek çok faydasını göremeyeceğiz değil mi? Evet, öyle oluyor zaten. Ben karşılaşıyorum. İşte diyorlar ki işte Türkiye'deki en iyi yerlerde bununla ilgili tedavi yöntemleri ya da birçok şey denedim ama bir türlü işin içinden çıkamıyorum. Çıkılamamasının nedeni bazen kişinin gerçekten bunu bunu çözmek üzere yola çık. Bazen şöyle de oluyor, ona da şöyle bir parantez açayım. Kişi diyor ki ben bu durumdan kurtulmak istiyorum, bu davranıştan ben kurtulmak istiyorum. Fakat
Dilimiz böyle söylüyor ama davranışlar bunu tam tersine yapmaya devam ediyor. İşte orada bunun birbiriyle tutarlı olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Sözlerimizle davranışlarımız uyum içinde mi? Ben bu davranışı istemiyorum ama ben aynı davranmaya devam ediyorum. O zaman burada samimiyet olmadığı için o sorun bir türlü çözülememiş oluyor. Bir tutarsızlık oluyor değil mi? Bizim kendi hareketlerimizde de aslında. Evet. Ebeveyn farkları demiştik ya. Kimi zaman istemeden bir kıyas yarışına girebiliyoruz. İşte bak gördün mü? Ece böyle değil gibi. Bu çok basit bir örnek oldu belki ama beni bence anlamıştır şu an izleyenler. Çok oluyor. Okul dönemindeki okulda yani eğitimcilerimizin yapmayacağını hayal ederek bu çok yanlış dersem belki hafif kalabilir. Neden? Çünkü zaten o yaşta o çocukların okul döneminde o 6 yaş 12 yaş arası ergenlik ondan sonraki dönem. Ya bu dönemde bu etiketi yapıştırıyorsanız işte sen ondan daha az çalışıyorsun. Sen, o daha akıllı. O daha başarılı. Sen anlamıyor musun? Kafan tarzında yani bunları söylemek bile ama duyuyorum. Yani yolda yürürken bile anne baba yürürken bazen inanamıyorum. Şimdi bu çocuğa bu sözü, bu kelimeyi ekmek sonra bunun yani nasıl toparlanacak? Çünkü o yaşta bu çocuğa bunu söylüyorsanız o çocuk buna hep inanır. Anne baba en güvendiği insan. Düşünsenize. Onun her söylediğine inanıyor. Benim kafam çalışmıyor mu? Hissi de katacak. Fazlasıyla işte özgüven eksikliğinin nedeni bu. Çoğu insan diyoruz ya neden böyle davranıyor anlayamıyorum. Çünkü o yeterli özgüveni almadığı için o yaşta. Bunu insan çocuğuna bu kötülüğü nasıl yapabilir? Senin kafan çalışmıyor mu? Şimdi bu çocuk ileride neyi başarabilir? Ya çok tehlikeli. Bu kelimelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçekten seçerek konuşmak birebir konuşurken olmayabilir. Bazen diyorlar ki ben hani onunla iletişime çok dikkat ediyorum. Çok güzel ama içeri giriyor arkadaşıyla telefonda konuşuyor ve diyor ki benim çocuğum kafası basmıyor anlamıyor matematiği diyor. O çocuk bunu duyuyor. Yani çok dikkat etmemiz lazım. Hani böyle sürekli alıcı var. Şimdi aile, anneler de babalar da farklılar. Ne yapalım nasıl yani rahat yani bütün hep ona mı göre mi programlayalım? Artık dünyaya bir canlı geldi ve bu canlının sorumluluğu üstümüzde. Yani dikkat etmemiz gerekiyor. Onları duyuyor. Çok yaralayıcı olabiliyor. Peki özgüven eksik çocuk değil mi? İşinde de başarısız olacak. Her şey. Ama işte bu kötülüğü nasıl yaparlar düşünürsen çocuğun hayatını etkileyen bir şey. İşte, okulda, okul başarısında, sınav başarısında. O özgüven bu şey demek değil. Gazlamak hani bazen bizim halk arasında söyleniyor çocuğu gazlamak değil yani bu çok hafif kaçar. Yapabileceğine inandırmak. Siz de önce inanacaksınız ama. Yani ondan ne beklediğiniz önemli. Çocuğa sürekli başarı etiketini vermekten kaçınmamız gerekiyor. Başarı ne? Çocuk küçükken başarı ne demek bilemez. Ya bu iş hayatı değil ki yani çocuğa bu kadar başarılı ol, başarılı ol. Hayır. Çocuğunuzun kapasitesini zaten bilir. Her anne baba bilir. Daha iyisi olması için eğitimlerle destekler. Ama ona sürekli böyle bir baskı çocuğa yapılan en büyük kötülüktür. Elinden geleni yaptığına inandırın ve gerçekten iyi olu, yani iyi de anne babaya göre değişen bir. Bu sıfatların hepsi göreceli. İyi, başarılı, akıllı. Neye göre akıllı? Şimdi mesela bakıyoruz çocuk diğer arkadaşlarıyla sosyalleşmiyor, ayrı duruyor, konuşmuyor. Bir sorun olabilir geçmişten ya da bir teşhis konmamış bir rahatsızlık olabilir. Belki hiçbir şey olmayabilir. Belli bir dönem geçiriyordur. Ailede olan bir huzursuzluk onu kötü etkilemiştir. Çocuğa hemen bu çocuğa ne oldu? Böyle aşırı tepkiler vermemek lazım. Bazen o süreci belki çocuğun geçirmesi gerekiyordur. Anladığımızı belli edelim. Çok baskı yapmayalım. Çünkü bizim içimizde o başarı şeyi var ya. Hani diyelim ki biz genelde bu oluyor. Anne baba kendi yapamadıklarını çocuğa yüklüyor ya hani ben bunu yapamadım sen yap sen oku sen. Ama o çocuğa haksızlık etmiyor muyuz? Taşıyamayacağından fazla cidden. Evet yani biz yapamadık ama o yapsın. Onun nasıl yapsın hepsini bir arada o kadar beklenti de o yani yorucu. Çocuk kesinlikle için yorucu. Öyle. Aslında hani başarı hepsi bir yerde ama biraz mutlu birey yetiştirmek çok önemli evet. Değil mi? Bir kişi zaten mutlu olursa bence aynı ölçüde başarılı da olacaktır. Ben naçizane kesinlikle biraz öyle. Ama işte ama biraz böyle bir yarış ortamı maalesef oldu yani ister istemez ve eğitimin etkisi var. Biraz kıyaslıyoruz. O niye öyle yaptı dediniz hani o arkadaşın ne yapıyor sen niye yapamıyorsun? Hayır hepsi farklı yani onun yaşadığı ortam farklı olabilir. Bu onun yaşadığı ortam daha iyi seninki daha kötü demek değildir ki farklıdır. Her çocuk farklı tepki verebilir. Şimdi o kıyasladığınız çocuk ileride iyi bir iş bulamadığı zaman o kötü mü olacak? Yani hiç bununla yani kıyaslanması bile hani çünkü eşit şeyler değil kıyaslamak için. Çocuğa bu haksızlığı yapmayalım. Ben onu çok şey görüyorum. Acımasız. Çocuklara evet yani onun suçu yok. Neyle kıyaslanıyor?
ona verilen şeyi dışarı vermeye çalışıyor. Ama bu kıyas biraz haksızlık oluyor. Onu biraz anlamamız lazım. Hani gerçekten bir sorun mu var acaba? Hani kıyaslamaktansa. Hani düşünsenize, siz çocuksunuz. Hep diyor ki o daha iyi. Bakıyor ona. O iyi olan ne yapıyor? Yani biraz çaresiz bırakıyoruz çocukları bence. Kesinlikle. Peki ben dikkat dağınıklığında böyle vaktimizde kısa kaldı sormadan bitirmek istemiyorum programı. Çünkü tabii. Çok fazla dikkat eksikliğiyle de artık karşılaşıyoruz çocuklarda. Bir şeye aslında odaklanma problemi yaşıyorlar. Ders olabilir, kitap okumaya olabilir. Kim zaman sohbet ederken bile bazen o sohbete konsantre olamayan çocuklarla karşılaşıyoruz. Büyüklerde de var şu an fazlasıyla. Evet aslında yetişkinlerde de var, bu neden oluyor Burcu Hanım. Yani tek bir neden birçok şey için tek neden var demek çok olmayabilir, doğru olmayabilir. Ama çocuklarda şöyle oluyor, dikkat eksikliği var, teşhis konmamış bir sürü örnek olabilir. İlla teşhis koymak da gerek duyulmayabilir. Yetişkinlerde de şöyle oluyor, bir şeye fazla aynı dikkati verememe. Zaten dikkat dağınıklığı belli bir süre bir şeye odaklanamamanın sözlük karşılığı. Fakat hepsi de dikkat dağınıklığı, hepsi de dikkat dağınıklığı bozukluğu gibi böyle hani farklı etkiler, etiketlemeler çocuğa da yapmamak lazım. Mesela bir dönem şey vardı, benim çocuğum hiperaktif. Hiperaktivite çok ciddi bir tanıdır. Yani her çocuğa gerçekten hiperaktif denmez. Belli bir dönemde böyle bir... Herkesin çocuğu hiperaktifti. Belki yanlış olacak ama çok, bunu çok sık duyuyorduk. Çok gerçekten ciddi bir tanıdır hiperaktivite. Yani hiperaktivite demek için çok fazla etken gerekiyor. Her zıplayan çocuk zıplaması lazım zaten. Yani hepsi hiperaktif olamaz. Aynen öyle. O çocuğun enerji atmaya ihtiyacı var. Hepsi hiperaktif olamaz. Dolayısıyla dikkat dağınıklığı da hani bütün çocukların hepsi dikkat dağınıklığı var diyemeyiz. Bu bizde de olabilir. Evet. Büyüklerde geçmişten getirebiliriz. Sonrasında yaşanan duygu durumları, farklı stres bizi birçok şeye odaklayamayabilir. Bu da normal. Ama çocuklukta yaşanan ders de oluyor genelde. Son zamanlarda en çok sık duyduğum fiziksel temas kesildiği için çocuklar okulda arkadaşlarıyla öğretmenine fiziksel olarak çoğu çocuk görsel şeyi çalıştırmadan, görsel olarak fiziksel olarak dokunmadan edemeden birçok şeyi anlayamıyor ve o etki olamıyor. Şimdi hepsi bilgisayarın başında eğitim alıyorlar ve bununla ilgili dikkatin dağılmasından daha normal bir şey olamaz. Düşünün çocuk. Çocuklardan bahsediyoruz. Yani hareket etmeye programlı, enerjisi olan varlıklar. Şimdi siz onları bilgisayarın başına oturtuyorsunuz. Haydi bakalım anla. Evet, hadi anla. Anla anla. Nasıl anlayacaklar? Yani biraz dediğim gibi yani kendimizden beklediğimiz o iyi olma ihtiyacını acaba çocuğa mı geçirmeye çalışıyoruz? Dikkat dağınıklığı olabilir. O zaman farklı bir aktivite. Çok kısa süreli. Bunu anne babalar bazen başlarında olamayabilirler. Çalışan annelerin de onlar da ne yapsınlar? Yani her zaman onları dikkat dağıtacak herhangi bir şey bulamayabiliyorlar. Ama bunu hemen bir sorun olarak bakmaktansa sorunun ne kadar devam ettiği önemli. Yani uzmana götürebilme imkanı olanlar götürebilir. Götüremeyenler de araya böyle enerji atacak ufak böyle şeyler. Atıştırmalık dersem belki daha iyi anlaşılır. Evet. Diyelim ki çok bunaldığını hissediyorsunuz ve zaman da var. Zaman varsa dışarı çıkamıyoruz, evet. Balkona çıkıp balkonda ufak gökyüzünde onu gösterebileceğiz, oksijen alabileceği ufak tefek oyunlar. Böyle hani yaratıcılığa bağlı biraz da. Örnek veriyorum yani çoraptan top yapıp o enerjisini atacak birkaç kere böyle zıplaması, oynaması, hadi şimdi dönüyoruz. Yani ne oyunu çok fazla dönüp onu yormak, ne de derste çok böyle bunalmasını sağlamak. Ufak tefek şeylerle dikkatini dağıtabilmek. Çünkü hep de bilgisayar zaten çok yararlı değil sürekli zaten olmak. İnsanın bir de ekrana üstüne, bakma süresi de var değil mi yani? Düşünsenize yani taptaze beyinler sürekli bilgisayarda o gözleriyle, o gözleri yoruluyor birçok şey. Hep söylüyorum oksijen, açık hava. Evet açık hava şu an pandemi dolayısıyla. Hep bütün imkanlarımız sınırlandırıldı. Ama evin camı, evin balkonu, yani aslında biraz oyun da yaratıcılık ama anne babalara biraz iş düşüyor. Yani yanlarında ya da bakanlara. Oksijen çok önemli. Oksijen bazen diyoruz üşümesin falan. Hafif üşüsün, kalın giydirin ama oksijen zihinsel sağlığa çok iyi. Yani çocuğun oksijen alması, cama çıkarın. Yani hani illa... Bilgisayarda başka bir şey olmasın da kesinlikle yani yürüyebiliyorsa şansı varsa harika. Çünkü yürüyüş
Evet. Zıplama, soplama, ufak tefek aktiviteler. O enerjiyi atınca zaten göreceksiniz daha iyi kavramaya başlayacak birçok şeyi. Bu değişimi hemen fark edecekler diye düşünüyorum ben de. Hı-hı. Yine öfke kontrolünü de çok fazla duyuyoruz. İşte çocuğumda öfke kontrolü yok ya da öğretmenler bunu çok söyleyebiliyorlar, hı-hı, velilere, ebeveynlere. Hı-hı. Bunu nasıl anlayabiliriz? Ve bu neden kaynaklanıyor olabilir? İşin acı tarafı bunu anlayıp bunu ailede, aile fark ediyor, ailede yapan biri oluyor bunu. O tepkileri, bu büyük tepkiler varsa onları örnek alıyor. Çocuklar söylediklerimiz değil yaptıklarımızı yapıyorlar ya. Evet. Ailede bunu görüp çok örnek vereceğim. Bir, yani hani naçizane diyelim. Bir şeye sert vurarak tepkiyi belli etmek. Hı. Çocuk mesela diyorsunuz ki bunu nereden öğrenmiş olabilir? Bunu örnekliyor aslında. Belki bir filmde görmüş olabilir, belki yakın çevresinde gördü. Masaya çok sert vuruyor öfkelendiğinde, bağırıyor çok yüksek sesle. Şimdi bunun örneğini görmüş olması gerekiyor bir yerlerden. Başka bir sorun yoksa eğer, yani çocuklarda öfke kontrolü gibi sorunlar, bazen kriz geçirme dönemleri de olabilir. Yani bu tamamen bilmek lazım. Her vakayı hani ayrı tutarak konuşmaya çalışıyorum. Örnekleniyor. Dolayısıyla öfke kontrolü eğer ailede yoksa çocuk da bunu yapamıyor. Evet. Yani önce kendi davranışlarımıza bakacağız. Biz eğer o çocuğa sakin bir ortam yarattıysak onu çok suçlamamamız gerekiyor. Çünkü o gördüğünü yapıyordur. Eğer yoksa böyle bir durum ve bu yaşanan sıkıntı 3 ay ya da en düşük olarak söyleyelim 1 ay çok şiddetli bir şekilde devam ediyorsa uzmandan yardım almak gerekiyor. Değilse de enerjisini atması gerekebilir. Çocuktan çok sabit durması istenebilir. Çok uslu durması gibi beklentiler olabilir. O da onlara tepki veriyor olabilir. Ya da kardeş doğduysa, yeni bir kardeş, onlara tepki vermek biraz için farklı tepkiler gibi veriyorlar. Evet, yani her zamankinden bambaşka bir çocuk ortaya çıkıyor. Evet, biberona başlamak istiyor. Yani buna geri dönüş deniyor. Hı. Çocukluğuna dönüyor. Ona verilen ilgiyi o da istiyor. Biraz o dinamik değişiyor kardeşle. Kesinlikle. Aslında. Kesinlikle. Kimi zaman pozitif, kimi zaman negatif olabiliyor maalesef. Evet, biraz böyle tüketim toplumu haline de geldik ya son dönemlerde. Evet. Çok fazla çünkü bilgiye de ulaşabiliyoruz, evet, eğlence aracına da ulaşabiliyoruz, yemeğe de ulaşabiliyoruz, alışveriş yapabiliyoruz. Kolaylaştı. Her şey kolaylaştı, hı-hı, ve böyle bir tuşla her şeyi halledebiliyoruz. Evet. Biraz çocuklarımızı üretime itebilmek için aslında bu tüketim çılgınlığının esiri haline getirmemek için biz neler yapmalıyız? Bazı videoları daha az izleyebilirler. Çünkü bununla ilgili bir sürü şey görüyorum. Bu kontrol çok önemli. Gerçekten. Böyle masumca başlayan bazı videolar, böyle bir torba dolusu oyuncakla eve geldim tarzına devam eden, o çocuğa hayır almayacağım demektense onu izlememesi çok daha mantıklı geliyor bana. İzlemezse istemez. Çünkü çocuk onu bilmeyecek ekonomi yapılması gerektiğini ya da bu kadar oyuncağın çocuğa zararlı olduğunu. Onu sadece izliyor. İzlerken ses çıkarmıyoruz ama çocuk bir şey istediğinde kızıyoruz. Biraz galiba kendimizi, yani o çocuğu yetiştirirken neler yaptığımızı biraz kendimizi biraz eleştirmemiz gerekiyor. Bunu bana kızmasınlar, yanlış anlamasınlar ama örnek aldıklarını hep düşünmemiz gerekiyor. Hani modellediklerini hep hiç aklımızdan çıkarmamamız gerçekten gerekiyor. Gerçekten çok ciddi bir sorumluluk aslında, değil mi? Anne ciddi ve baba olmak ve ben hep şöyle düşünüyorum. Hazır olduklarında aslında anne evet, ve baba olmalı. Kesinlikle kişiler. Yani bu böyle hani keşke olabilse, hani bununla ilgili bir test olabilse, bununla ilgili bir farkındalık sağlanabilse. Çünkü bilmeden belki yani bilmeden derken dünyaya geliyorlar ama onun nasıl bir gelecek hazırlayacaklarıyla ilgili birçok ailenin hiçbir fikri olmayabiliyor. Tamam, bunda da bir sıkıntı yok. Dünyaya gelebilir ama hani ondan sonrası, çünkü o büyüyen bir birey olacak ve işte gelecek kuşaklar nasıl geliyor? Hani onu görmemiz lazım. Zaten yaşanan pandemiden dolayı birçok insan olumsuz tecrübeler yaşarken. Bir de hani işte videoyu izlerken belki anne baba biraz rahat ediyor. Çünkü bu çocuk bilgisayarın başında en sessiz, en sorun çıkarmayan haliyle. Evet. Öyle bir halde anne babalar da ister istemez. Bazıları yani kızmamak da lazım. Hani hayat şartları bir açıdan yapması gerekenler var. Bir sürü zaman yetmiyor birçok şeye. Ama çocuk orada savunmasız bir şekilde bir şey izliyor. Gördüklerini de istiyor. Bu sefer de bu çocuk niye bu kadar her şeyi istiyor? Bazı şeyleri çok vermemek. İşte üretime nasıl onları teşvik edebiliriz? Her istediği şeyi almayarak. Bazen bazı şeyleri belki kendisinin üretebileceğine inanarak.
Ufak tefek aktiviteler olabilir. Kağıttan zarf yapma. Yani birçok şey görebilirler. Belki YouTube'u bu konularda kullanabilirler eğer hani böyle biraz zararlı videolardansa. Evet, aynen, elle yapılabilecek ufak olacak aktiviteler güzel olabilir. Bu belki el kaslarını da daha çok çalıştıracak. Aynen, zihinsel gelişim, hayal gücü. Evet, peki biz süremizin sonuna geldik Burcu Hanım ama ben size son olarak şunu sormak istiyorum. Biz böyle mutlu, özgüveni yüksek, ruh sağlığı da yerinde çocuklar yetiştirebilmek için böyle olmazsa olmaz altın kuralınız, mesajınız var mı seyircilerimize, ne söylemek istersiniz? Ebeveyn olarak önce bizim de pozitif olmamız için kendimize zaman ayırmamız ve pozitif olma konusunda biraz kendimizi geliştirmemiz lazım. Çünkü biz pozitif olursak onlar da pozitif olurlar model almaları açısından. Onun dışında çocuklara büyük tepkiler vermemek, belki çok öfkelendiğinizde bile biraz kendinize zaman ayırıp sonra yanına gitmek. O an o öfkeyi ona boşaltmamak ama hiç öfke göstermemekten bahsetmiyorum. Öfkeyi çocuk görebilir çünkü bu duygudur. Ben şu an öfkeliyim, birazdan geçecek ve yanına geleceğim tarzında açıklamalar yapabiliriz. Çünkü her şeyden de soyutlamamak lazım çocuğu. İşte ay öfkelendim görmesin, ağlıyorum görmesin. Hayır, ağlıyorum ama ağladığınızı da görebilir. Bunlar hep duygu, duyguları tanıması lazım çocuğun. Çünkü biz saklıyoruz, büyüyünce çocuklar neden ağlamıyor diyoruz. Evet. Çünkü o duyguyu da atamıyor. Duyguları... Ama işte bu çok kıymetli, kısa süre olduğunu, yani annesinin bütün gün ağladığını değil de evet şu an biraz moralim bozuk ama 5 dakika sonra daha iyi olacağım ve yanına geleceğim. Evet gibi, yani duygularımızı saklamamamız, çocuk zaten o doğallığı alacak. Hani saklamadan, gizlemeden, o öfkeleri ona boşaltmadan aslında ilk önce kendimiz kontrol edip ondan sonra onunla iletişim kurabilmek. Ondan istediklerimizi biz yapıyor muyuz ona bakmamız lazım, bu çok kıymetli. Benim en çok söylediğim bunlar yani biz... ona iyi örnek olmak için istediklerimizi önce kendimizde yapacağız. Sonra onlara vermeye çalışacağız. Ve onlardan da bekleyeceğiz. Aynen öyle. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu güzel bilgileri bizimle paylaştığınız teşekkürler. İçin. Evet sevgili seyirciler, sağlık zamanının sonuna geldik. Çocuk ve aile terapisti Burcu Polat Demir bizimle birlikteydi. Çarşamba günü saat 11'de yine sizleri Milyon TV'de bekliyor olacağız. Hoşçakalın.